sadece sınav dönemine hazırlıkta kalmaz. Kitap okumak önemli bir durum arkadaşlar. Bunu hayatınızın bütününe de yaymaya çalışın. Onun dışında bu sıralar birkaç arkadaşım daha var. Ne gibi, hangi konu üzerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlar bunlar? Milli Savunma Üniversitesi biliyorsunuz öğrenci ihtiyacının karşıladığı bir sınav var. Askeri okullara öğrenci temini için bir sınav yapılıyor ve bu sınavda öğrenciler katılıyorlar ve bu sınavın da yapılmasına az bir süre kaldı. Dolayısıyla bir öğrenciler de panik haline başladı. İşte hocam çalışıyoruz, tarihte konular belli, ne sorulacağı belli ama işte korkuyoruz, unutuyoruz çalıştıklarımız. Özellikle kongreler dönemi, kongrelerin sonrasında yapılan anlaşmalar dönemi, bunların çok karıştığına şahit oluyorum. Özellikle sınavlarda sorulan sorulara baktığımızda Mustafa Kemal'in söylemiş olduğu sözler, hangi savaştan sonra hangi sözü söylemiş, işte aldığı rütbeler, ünvanlar, bunlar soruluyor. Osmanlı tarihiyle de ilgili tabii ki sorular var. Dolayısıyla oturup kavramlar üzerinden konuları çalışmanız lazım. Yani benim kavram bilgim yoksa bir yani Cumhuriyet'in neden, milli mücadelenin neden yapıldığını, Cumhuriyet'in neden ilan edilmek istendiğini, Atatürkçü düşünce sisteminin neden oluşturulduğunu konuşamadım, oluşturulduğunu anlayabilmek için ne yapacağım? 17. yüzyılı, 18. yüzyılı, 19. yüzyılı ve 20. yüzyıldaki olayları iyi bir şekilde kavramam ve anlamam lazım. Onları anlamadığım zaman bu mücadele neden verilmiş, milli mücadele ve cumhuriyet neden ilan edilmiş, bunu kesinlikle anlayamam arkadaşlar. O yüzden konu konu, madde madde ezberleyip gitmek yerine neden sonuç ilişkisini anlamak ve kavramak son derece önemli. Yani tarih sandığınız gibi ezber dersi değildir. Maalesef bizde böyle bir anlayış var. Bizde tarihçiler ve tarih öğretmenleri olarak bu anlayışı kırmak üzerine çalışıyoruz, çabalıyoruz ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Birçok alanda bunu yapabiliyoruz ama bazen öğrencilerde, çok tutum bu yönde katı olan öğrencilerde tabii ki bu bir zor oluyor, zaman alıyor, yani bu da bir gerçek. O yüzden arkadaşlar çok fazla strese sokmadan kendinizi ne yapmanız lazım? Çalışmanız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde çaba harcamadan başarıya ulaşmanız mümkün değil. Evet biliyorum. Gerçekten fazla konu varmış gibi gözüküyor ama başladığınız zaman ve bölümlendirdiğinizde asla o kadar olmadığını göreceksiniz. Yani bölümleme yapmanız gerekiyor. Günü gününe çalışın arkadaşlar. Mesela bir program dahilinde soru çözün. Bütün konuları az önce sıraladım mesela. O çıkan konulardan günlük şu kadar çalışma programı hazırlayın kendinize. Tabii ki herkesin soru çözme hızı kişiseldir, farklıdır. Dolayısıyla şunu yapın, bunu yapın demeyeceğim. Onu kendiniz belirleyeceksiniz ve bu program dahilinde ne yapacaksınız? Çıkmış sorulara mutlaka bakın sınavdan önce, gerek işte TYT, AYT sınavlarında daha önce yapılmış çıkmış sınavlara bakın. Ondan sonra MSYU sınavı içinde daha önceden çıkmış sorulara bakın. Anlamadığınız konuların soru çözümlerine ne yapın? Bakın arkadaşlar, bunlarla ilgili YouTube'da da birçok kanal var. Birçok öğretmen arkadaşımız ya da eğitimci arkadaşımız bu konularda programlar yapıyorlar, içerik üretiyorlar. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Onun dışında yayınları takip edebilirsiniz. Birçok yayın var. Oralardan ne yapabilirsiniz? Konu tekrarı, soru çözümü, çıkmış sorular özellikle çok önemli. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kaynak alırken çözümlü soru bankaları almaya gayret edin. Çünkü çözümünü görebilme imkanınız var. Bunu hani videolarla çok vakit kaybetmek istemeyen arkadaşlarım için böyle de bir önerim olabilir. Onun dışında çok fazla sınavlardan, derslerden bahsettik. Arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Biraz da muhabbet edelim. Sohbet muhabbet tarzında geçsin. Vallahi hayat benim çok şey geçmiyor açıkçası. Benim şu aralar bir hayatım olduğu da söylenemez. Neden? Çünkü sınav sürekli koşuşturma halinde geçiyor. Çay da içiyorum, kusura bakmayın. Boğazım bu aralar nedense böyle bir öksürük durumu oldu. Yani kuru bir öksürük var. O da sanıyorum strese bağlı oluyor olabilir. Tabii her şey
stres de önemli. Stresi yönetebilmek de önemli arkadaşlar. Dediğim gibi sınavlar arasında koşturmaca ile geçti bu hafta içerisinde genellikle arkadaşlar. Onun dışında çok fazla böyle ekstra bir şey yaptım söylenemez. Stresimin başka nedenleri de var. Kilo aldım veremiyorum. Eskiden çok az bir spor yapınca hemen kilo verebiliyordum. Tabii bunun yaşla da alakası var. Her ne kadar ben şöyle yapayım, yaşımı göstermesem de arkadaşlar artık 40'lı yaşların içerisindeyiz ne yazık ki. Eskiden şey diyordum ya, 35-40 yaşında ne kadar yaşlı falan. Şimdi böyle kendine o yaşlara gelince ya yaşlı mı ya falan filan böyle yapıyoruz ama gerçekten zaman geçmiş hakikaten. Şöyle bir bakınca evet yani anabolizma, katabolizma, biz artık katabolizma düzeyindeyiz. Yıkım çalışmaları daha çok oluyor vücutta. Hani kilo vermiyor değilim, verebiliyorum ama gençken olduğu gibi olmuyor. İlk gençlik yıllarım diyeyim. Gençken deyince çok kulağıma hoş gelmedi. İlk gençlik yıllarında daha hızlı kilo verebiliyordum arkadaşlar. Şimdi tabii spor da yapmayınca uzun süre ben ara verdim. Daha önceden çok sporla uğraşmışlığım vardı mesela. Koşuyordum arkadaşlar. Sakatlanınca tabii bırakmak zorunda kaldım. Yani bir şeye de istikrar önemlidir. Daha sonra uzaklaştım tabii öyle hal olunca. Onun dışında işte şiir ya yazıyorum arada bir kafam dağılsın diye. Eskiden daha çok yazardım. Şu an çok vakit bulamadığımdan yazamıyorum. İşte şarkı söylemeyi çok seviyorum. Arada biliyorsunuz öğrencilerimde de şarkı söylemişliğim var. Videolarımda görmüşsünüzdür. Kendim şiir yazıyorum. YouTube'da şiir videolarımda bulunmaktadır.